Finans teknolojilerindeki gelişmeler ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaşmasıyla yeni yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yıl geride kaldı. Milyonlarca yatırımcıya paydaşlık ettik ve yeni yatırımcılarımızla daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça aynı oranda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz? Yatırım, profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk. Ama günümüzde yatırımcılar karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabiliyorlar. Bu yüzden sosyal medyada bir fenomenin yorumlarını okurken bu kişinin ya da birlikte hareket ettiği kişilerin aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğini aklınızdan çıkartmamalısınız. Paylaşım yapanın kim olduğunu iyi araştırmalı, gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalı, yapılan paylaşımlarda tüyo diye tabir edilen, doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ve yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylem kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden oluşturulan gruplara dahil olan yatırımcılar, bu gruplar tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konu kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'nda 2020 yılında bir takım değişiklikler yapıldı. Manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Borsa İstanbul olarak piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, adil ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak amacıyla tedbir yönetim sistemi ve volatilite bazlı tedbir sistemini 2020 yılında proaktif bir yaklaşımla kullandık. Sadece 2020 yılında Borsa İstanbul olarak volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında pay bazında toplam 500 defa tedbir uyguladık. Tedbir yönetim sistemi kapsamında ise 156 defa pay bazında tedbir ve 81 defa 176 yatırımcı bazında tedbir aldık. Böylelikle yatırımcıların aşırı fiyat hareketlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla piyasadaki anomalilere karşı uyarılmalarını sağladık. Bunun yanı sıra sosyal medya ağlarında yatırımcıları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık yaratmak amacıyla finansal okuryazarlığı artıracak webinar eğitimleri ve rehber mahiyetinde sunulan animasyon videoları yayınladık. Yatırımcıları yüksek volatilitenin getirdiği risklerden korumak için fiyat limitlerinin daraltılması, açığa satış yasakları gibi bazı önlemler ve pazar bazında işlem yöntemlerinin farklılaştırılması gibi yeni uygulamaları devreye aldık. Piyasaya zarar verebilecek seviyede işlem gerçekleştiren yatırımcıları uyarmak, yatırımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara yeni yılda da tüm hızımızla devam ediyoruz. Riskleri sınırlandırmak için yaptığımız çalışmalarla paydaşlarımızın her zaman yanındayız. Borsa İstanbul.